Hani biz diyoruz ki biz daha iyisini yapabiliriz. Çünkü burada en temel sorun, yönetimsel sorun Üsküdar'ın bir köy haline dönüşmesi. Üsküdar'a yeni bir kimlik kazandırma. Hangi dünya görüşüne, hangi ideolojiye sahip olursam olun. Kimisinin başı kapalı, kimisinin başı açık, hiç önemli değil. Kimisi Kürt, kimi Çerkez, kimi Türk, bunu hiç anlamamıyorum. Bu toprağa hep beraber taşıdık. İrfan Bey, öncelikle neden Üsküdar'dan aday oldunuz? Evet. Erol Bey, şöyle ifade etmek isterim. Üniversiteyi burada okudum ben, Üsküdar'da okudum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde. Yaklaşık 24 yıldır Üsküdar'da yaşıyorum. 20 yılda işte burada avukatlık görevini yapıyorum. Üsküdar'ı çok seviyorum. Çünkü ben Malatyalıyım ama hayatımın daha büyük bir bölümü Üsküdar'da geçti. Belediye başkanlığı için adayınızı açıkladınız. Peki aday olduğunuzda ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Evet, orada şöyle ifade etmek isterim. Şimdi Üsküdar'ımız bizim yaklaşık 89-94 arasında Sosyal Demokrat bir belediye tarafından yönetildi. Ondan bugüne kadar maalesef Sosyal Demokrat belediyeciliği Üsküdar halkına sunamadık. Şimdi biz geldiğimizde Üsküdar'a yeni bir dönüşüm ve değişim kazandırmak istiyoruz. Üsküdar'ımız gerçekten İstanbul'un incisi. Bunun farkındayız. İlk geldiğimizde toplumun sosyal hayatıyla ilgili dönüşümü sağlayacağız. Onlardan en önemlisi kaliteli yaşam merkezleri kuracağız halkımıza. Bu kaliteli yaşam merkezleri bütün mahallede bulunacak ve halkımız bu kaliteli yaşam merkezlerine faydalanabilecekler. Bunların içerisinde, bu merkezlerin içerisinde memnuniyetle açarım. Bunun içerisinde egzersiz salonu olacak. Özellikle ev hanımlarının gidebileceği salonlar. Aile danışmanlığı merkezimiz olacak. Beslenme uzmanlığı olacak. Diyetisyen ünitemiz olacak. Veteriner ünitemiz olacak. Genel hukuk danışmanlığımız olacak. Psikolog yardım ünitelerimiz olacak. Misafir evlerimiz olacak. İsterseniz bunların neler yapabileceğini gibi kısaca bilgi vermek isterim. Örneğin aile danışmanlığı merkezimizde bizim esas burada amacımız toplumda gerçekten yüksek oranda boşanma olaylarıyla karşı karşıyayız. Bu hepimizi üzüyor, aile düzenimizi ve yapımızı da bozuyor. Bunun için aile danışmanlığı merkezlerimiz ailelerin, o mahallede bulunan ailelerin, boşanmaya namzet ailelerin bunun önüne geçebilmek için onları dinleyecek ve bu boşanmaların önüne geçmeyi bu şekilde sağlayabiliriz. Beslenme uzmanlığında artık toplumumuz biliyorsunuz obezite noktasına bilimsel araştırmalar obezite bir topluma doğru gittiğimizi gösteriyor. Bunu ancak mahallelerimize sunacağımız bu beslenme uzmanlarıyla bunu giderebileceğimizi düşünüyoruz. Daha sonra psikolog yardım ünitesi. Gerçekten çağımızda anne baba çocuklar arasında müthiş bir iletişimsizlik var. Bunu görüyoruz. Bunun da çok ciddi sonuçlara, aile ve anne babaların çocuklarından kopmasına kadar gidebilecek sonuçlara vardığını görüyoruz. Ve bunu bu merkezde bulunacağımız uzmanlarla giderebiliriz. Genel hukuk danışmanlığıyla ilişkin bölümümüzde insanlar çok küçük sorular için avukatlara çok büyük paralar ödüyorlar. En azından bu sorunları kendi içerisinde, mahallesinde çözecek bir genel hukuk danışmanlığı uzmanımız bunu sağlayabilir diye düşünüyoruz. Misafir edip bunu çok önemsiyorum çünkü burada yaşlı insanlarımız bizle birlikte yaşıyorlar ve onlar olduğu sürece sinemaya, tiyatroya aileleri gidemiyorlar. Sonra evde bulunan yaşlı insanlarımız, köyünden gelen annemiz, babamız iletişim kurmakta zorlanıyor. İşte bu misafir evlerine bırakarak orada başka kentli, başka şehirden gelen kendi akranlarıyla tanışıp kaynaşmasını sağlayacağız. Esasında birkaç şeyden daha söz etmek isterim. Bunları çok önemsediğim için söylüyorum. Bunlardan en önemlisi hormonsuz ucuz beslenme projemiz. Burada amaçladığımız ve bu projeyi uygulamaktaki nedenimiz şöyle açıklayabilirim. İnsanlarımız artık hormonlu besinden bıkmışlar ve bütün hastalıkların sonucu da ve hızlı kanser vakaları nedenleri de aslında ne yediğimizi bilmiyor olmamız. Hangi kimyasalların neden olduğunu bilmeden bunları yiyoruz ve hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Biz tam çiftçiyle gidip belediyemize anlaşacak.
Adana'da kartucuyla, Çanakkale'de domatesiyle, Antalya'da narenciyle anlaşacaklar. Bizim ziraat mühendislerimizin kontrolünde gübrelemesini, yetişmesini yapacak. Daha sonra bizim tırlarımızla gelecekler. Bu ürünleri mahallelere çok uygun bir fiyatta satacağız. Yaşlı insanlarımız evine kadar bu hizmeti götüreceğiz. Diğer bir projenin çok önemsediğim projelerden birisi bu, mahalle kreşleri. Şimdi bizim insanlarda iki aile çalıştığı zaman, biliyorsunuz ekonomik nedenlerle çok zorluyor toplumu artık. Ve maaşlarının birisi çalışan kreş bedeli olarak ödüyor. Şimdi biz bu insanlarımıza mahallede sunacağımız kreşlerle, bilgili, modern, çağdaş kreşlerle sadece maliyeti oranında kreş bedeli alarak, yani 100 gibi, 150 lira gibi bir rakamlarla halkımıza bu hizmeti sunmak istiyoruz. Bir diğer projemiz maalesef Sayın Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından hayata geçirilen, çünkü bu projeyi biz 2009 yılında hazırladık ve seçim çalışmamızda halkımıza karşı önüne koymuştuk bu projelerimizi. Ancak kötü örnek sergiler, Üsküdar Kartı yanlış uyguladılar ve bugün Üsküdar Kartı'nın kullanımı hem çok düşük hem de toplumsal faydası çok dip noktalarda. Bir diğer önemli projemiz Mahalle Bilgi Bankası. Şimdi burada bu projede gelişmemizin nedeni artık insanlarımız kalp krizi, şeker hastalığı nedeniyle çok ani tansiyon hastalığı nedeniyle çok ani ölümlerle karşı karşıya kalıyorlar. Biz eğer apartmanımızdaki yaşayan doktorun olduğunu bilebilsek o doktora rahatlıkla ulaşıp belki o ani ve hızlı müdahale o kalp hastasından kaybettiğimiz annemizi, babamızı kaybetmemiş olacağız. Şimdi biz Mahalle Bilgi Bankası'yla hangi apartmanda kim oturuyor, avukat nerede, doktor kaç numarada, hemşire kaç numarada oturuyor diye bilgi bankasına dolduracağız bunları ve bu sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Diğer bir nedenle çocuğumuzu bırakacak kimseyi güvenmemiz lazım, onu da mahallemizden bulacağız. Evet. Evimize badana yaptıracağız, onu da yine mahallemizden bulacağız. Çünkü evimizi rahatla teslim edip bırakıp gidebiliriz. Esas burada sokaktaki, mahalledeki toplumsal dayanışma ilişkin kültürü sağlamak. Sağladığımız zaman da zaten şiddet olayları da zayıflayacak, hırsızlık olayları da zayıflayacak ve bir aile kültürü oluşturacağız. Bunu da biz başaracağımızı düşünüyorum. Diğer bir projemiz mahalle outletleri. Burada insanlarımız artık toplayıp elbiseleri, ceketi, kazağı, gömleği, pantolonu sokakta evine kadar götürüp onu rencide etmeyeceğiz. Biz mahalle outletleri şeklinde yerler açıp buraya insanlar giymedikleri kıyafetleri, elbiseleri bırakacaklar. Biz onları ütüleyeceğiz, kuru temizlemeye bırakacağız. Daha sonra da oraya asacağız. İnsanlar, yoksul insanlar gelip ihtiyaçlarını oradan giderecekler. Bir başka projemiz, bunu çok önemsiyorum. Boksiyon otobüsleri adını verdiğim projem var. Burada yaşlı insanlarımıza yönelik bir çalışma. Artık emeklerimizin, bizim büyüklerimizin eli öpülesici insanlar kahve köşelerinde hayatlarını kaybediyorlar. Oysa bunların birçok şeyi hak ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü onların sayesinde, onların hizmetleri sayesinde bu ülke ayakta duruyor. Emeklerimizin emeklerinin üzerine biz ayakta duruyoruz. Bunları alıp mahallesinden, belirli merkezlerden alacağız, otobüslerimize bindireceğiz. İdilkasına, Fethipaşa Korusu'na, Çamlıca'ya götüreceğiz. Sabahın kahvaltısını vereceğiz. Çayını, kahvesini sürekli istediği zaman alabilecek. Öğlen yemeğini vereceğiz. Akşam da yine yemeğini yedirerek evlerine gelip teslim edeceğiz. Onların böyle oksijen ortamında bu nefes darlığını gidereceği bir sosyal çalışma düşünüyoruz. Şimdi bir diğer projemiz mahalle eğitim konferansı. Şimdi bunun kötü örneklerini sergiler. Maalesef birçok eksikleri var. Burada biz esas mahalle konferanslarıyla insanların özellikle bulaşıcı hastalığa karşı ailelerin önlem almasını sağlayacağız. Çünkü bazı hastalıkların nedenlerini önlemek aslında bizim elimizde. Dolayısıyla bir önleyici tedbir olarak bu konferansları her mahallemize taşıyacağız. Benim diğer toplumsal ve sosyal yaşama ilişkin, insanların eğlence hayatına ilişkin projem de var. O da sahil eğlenceleri dediğimiz, çünkü Üsküdar'ımız bizim sahile çok uzun kıyısı olan, çok eski ve çok bir yığın tarihi medeniyeti barındırmış bir yer. Burada isteyen Şahis Paşa'da halk müziği dinlesin, ötekisi Kuzguncuk Parkı'nda horon tepsin. Yani yaz boyunca insanların bu eğlence alanına da katkı vermek istiyoruz. Son olarak da şeyi uzatmadan KOK kitap okuma parkları. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü
Artık okuyan insana ihtiyacımız var, okuma alanlarımız daraldı. İnsanlar kütüphanelere gidip o kapalı ortamlarda okumaktan artık sıkılıyorlar. Öyleyse sadece kitap okumak isteyen insanlar için parklar düzenleyeceğiz. Buraya özgün ağaçlar getireceğiz ve buna özgün de kuşlar oraya bırakacağız. Daha sonra onlar kahvelerini, çaylarını, çiçekleri, kütüphaneden de parkın içerisinde kitaplarını alıp insanlar eşleriyle, çocuklarıyla, sevgiliyle, arkadaşlarıyla okuyacaklar. Şimdi bu projelerin inşallah iktidara geldiğimizde daha da fazlasıyla ben kısaca söz ettiğim bir kısmında gerçekleştireceğiz. Tabii Üsküdar'ın yönetim olarak eksiklikleri nelerdir sizce? Aslında Erol Bey çok teşekkür ederim. Evet. Az önce anlattığım aslında projeler bu eksiklerin nelerden olduğunu bize anlatıyor. Elbette herkes hizmet ediyor, onu kabul ediyorum. Yani bütün partiler, bütün belediye başkanları Üsküdar'a mutlaka bir taş koyuyorlar. Ancak biz diyoruz ki biz daha iyisini yapabiliriz. Çünkü burada en temel sorun, yönetimsel sorun, Üsküdar'ın bir köy haline dönüşmesi, çehresi değişmiyor. Üsküdar'a yeni bir kimlik kazandırılıyor. Üsküdar gittikçe sıkışan, daha önce kendisinin bir köyü olan Ümraniye'nin çok çok gerisinde kalan bir ilçe haline dönüştü. Biz yeniden Üsküdar'a, sahilin kıyısı uzun bir sahile sahip olan Üsküdar'ımızı yeniden bir kent kültürüyle tanıştıracağız ve modern çağdaş yapısıyla, yeniden dönüşümüyle, kentleşmesiyle yeni bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Biz Üsküdar'a bu konuda çok büyük eksikler olduğunu düşünüyoruz ve bunu da bizim başaracağımıza inanıyorum. CHP Üsküdar'da 1994'ten bu yana belediye başkanlığı seçimlerini kazanamıyor. Bunun nedenleri nedir? Açıklar mısınız? Elbette sorun tabii ki kısmen kendimizi de aramamız lazım. Biz 89'da bazı belediyecilik uygulamalarımızda çok iyi örnekler verirken bazı uygulamalarımızda kötü örnekler verdik maalesef. O zamanın koşulları da açıklanabilir bugün. Çünkü o gün su maalesef sıkıntısı vardı. Grev hakkı kullanılması konusunda insanların çok özgürlüğü, çöpler toplanmadı ve toplumun bizden kaynaklandığını düşündüler. Topluma daha yakın diyalog kurabilirdik. Belki bu konuda eksiklerimiz olabilir. Biz derdimizi mutlaka seçmenimize daha iyi anlatabilirdik. Bu konuda mutlaka bizim eksiklerimiz vardır. Şimdi bunları aşarak toplumumuza tekrar kucaklaşacağız. Toplumumuza bu bizim büyük çabamızı görecektir ve bizi destekleyecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Biliyorsunuz ki Üsküdar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ikamet ettiği bir ilçe. Sizce belediye başkanlığı seçimlerini CHP kazanırsa nasıl bir gündem oluşturur? Aslında bu soru gerçekten müthiş bir soru. Aslında bunun hayaliyle yaşıyorum ben de, yani en büyük hayalim budur. Sayın Başbakan'ın oturduğu yeri bizim yönetiyor olmamız. Biz daha hizmet vereceğiz onun, ondan hiç kuşkusu olmasın. Şimdi Türkiye'de tabii çok köklü ve büyük değişimin habercisi olacak. Yani Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması, ki ben buna kesin olarak inanıyorum, hiç kuşkum yoktur. Ve Türkiye'deki o köklü değişimin, beklediğimiz o değişimin sıkışmış olan ve evet biz değişime hazırız denen bir fayların kırılacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar'ı yöneteceğini düşünüyorum. Ve bunun Türkiye'nin gündemine oturacağını, Türk halkının yeni bir değişim özleminin adı olacağını, Üsküdar Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin almasını, toplumda çok büyük heyecan yatıracağını, örgütümüzde çok anlamlı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. İnşallah 31 Mart günü Üsküdar köklü değişimin habercisi olarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oynayacaktır. CHP'nin Üsküdar'daki seçmen profili nasıl? Yani hangi mahallelerden daha çok partinize oy gelmesini bekliyorsunuz? Evet, tabii biz bütün 33 mahallemizin tamamından çok yüksek oranda oy alacağız. Bizim için İcadiye Mahallesi ile Yavuz Türk Mahallesi arasında hiçbir fark yoktur. Sadece ihtiyaçlar açısından farklı olabilir. Bunun dışında bütün mahallelerimiz çok eşit ve candan yaklaşıyoruz. Bununla ilgili hiçbir tereddütümüz yoktur. Göreceksiniz bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az oy almış olduğu yerlerden oylarını katlayarak çıkacaktır. Çünkü o insanlar da bizim sosyal demokrat belediyecinin ne olduğunu daha önceden biliyorlar. Bunun daha iyi örneğini sergileyeceğimize artık inanıyorlar. Toplum artık yeni yüzler, yeni insanlar görmek istiyor. Bunu da inşallah 31 Mart'ta görecekler. AK Parti yönetimi tüm mahalleleri gezerek ev ev dolaşıp seçmenin nazını tutmaya çalışıyor.
Sizin bu konuda nasıl bir çalışmanız olur? Evet, şunu aslında partimizde şu konuda haksızlık yapıyorlar, bunu görüyorum ya da biz anlatamıyoruz, orada sorun yaşıyor olabiliriz. Biz de seçmenimizi aslında çok yakından ilgileniyoruz. Onların her türlü sorunlarını anlamaya çalışıyoruz. Onların mahallede yaşamış oldukları sıkıntıları not ediyoruz ve bununla ilgili nasıl çözümler geliştirebileceğimize inanıyoruz. Ama yeter olmadığını biliyorum. Demek ki daha fazlasını yapmamız lazım. Daha güçlü gitmemiz lazım, onları daha iyi anlamamız lazım. Şimdi bizim yapacağımız sistem şu. Bütün mahallelerimizin sorunlarını, ilk 10 sorunu, hangi mahallenin ne sorunu var, onları tek tek tespit edeceğiz. Bu tespit ettikten sonra o mahallelere göre özel olarak projeler geliştireceğiz. Ve onlara diyeceğiz ki, bakın biz bu sorunlarınızı biliyoruz, bu sorunlarınızı biz çözeceğiz, bu sorunları da şu şekilde çözeceğiz. Lütfen bize destek verin, biz ancak sizin desteğinizle bunları başarabiliriz deyip seçmenimizin karşısına çıkacağız. 2009'daki yerel seçimlerde AK Parti 113 bin, CHP 87 bin oy aldı. Aradaki fark fazla görünmüyor. Bu farkı kapatmak için seçmeni nasıl etkilemeyi düşünüyorsunuz? Evet. Aslında orada bir ayrıntı daha var, onu da söylemekte yarar var. Genel Başkanımız Kemal Bey 113 bin oy aldı Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Yani bizim o oyu tutturma olasılığımız çok yüksekti. Demek ki bizim aslında oy potansiyelimiz orada en az o günkü koşuda 113 binmiş. Şimdi aslında hiçbir makas farkı yoktur AKP ile bizim aramızda. Biz şunu başaracağımızı biliyoruz. AKP'ye oy veren yurttaşlarımızın da artık değişim istediğini, artık ideolojik meselelere bakmaktan uzaklaştığını, sadece kendisine hizmetle dönük başkanlar istediğini, genç, dinamik, kararlı, cana yakın, kendisine tepetten bakmayan, insanlara ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Seçmenimiz bunu görecektir. Biz de bunu iyi bir şekilde anlatacağız. Ondan hiç kuşkumuz yoktur. Ve o sözün ettiğiniz Erol Bey, sayı farkının hiç önemli olmadığını inşallah seçimlerde göreceğiz. Şimdi onun soru, Üsküdar için projeniz nelerdir? Onu yanıtladınız onları. Onunla ilgili geniş olarak yanıtladım. Tekrarlamak şey değil. Son olarak da bize kendinizi tanıtır mısınız? Çok memnuniyetle tabii size kendimi izah etmek isterim. Ben 1970 yılında Muatya'nın Karacaköy'ünde doğdum. Yoksul bir ailenin çocuğuydum. Zor koşullarda okuduk. Hakikaten çok zor koşullarda okuduk. Daha sonra liseyi, ortaokul ve liseyi Malatya'da bitirdim, merkezde. Üniversiteyi de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tamamladım. Daha sonra 1994 yılından bu yana da burada avukatlık mesleğimi icra ediyorum. Bunun dışında Alarm İzleme Merkezi adlı bir şirketin ve Artek isimli LED üzerine kurulu bir teknoloji şirketinin ortaklarındanım. 2002 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Hukuki sorunların giderilmesi adına seçimlerde avukatları organize ettim. Daha sonra ben partimin teveccühüyle il başkan yardımcılığını yaptım. 2011 yılında seçiminde benim de bulmuş olduğum yönetimle gittik seçimlere. Seçmen kanunla ilişkin kitapçıkları bastırıp bütün seçimlerimize dağıttım. Genelgeler bastırdım. 822 avukatlık partimize bir bilgi bankası, avukatlar oluşan bir bilgi bankasını oluşturdum. Çeşitli sosyal toplum kuşağının üyesiyim. Üsküdar Kuşağı Derneği'nin üyeliği ve yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Malatya Anadolu Derneği'nin üyesiyim. Bir yıl Çarşı Grubu'nun en son olarak da gezi olayları nedeniyle uğramış olduğu haksızlığa karşı avukatlıklarımı yaptım. Yüz akıyla da onun içerisinden çıktı. Kısaca hayat hikayem bundan ibaret. İki kızım var, özür dilerim, unutmayayım. En önemli şey, bu benim hayatımın hikayesi, her şeyi. Aslında bütün ne yapıyorsak, ne ediyorsak aslında onlar için. Daha kendimiz için, daha sonra da halkımız için. Aslında bu siyasete atılmamın anlamlarından birisi buydu. Bütün çocuklar
anneleri babaya büyüsünler, mutlu yaşasınlar, huzur yaşasınlar, kavgadan uzak, gürültüden uzak, hangi dünya görüşüne, hangi ideolojiye sahip olursan olun, kimisinin başı kapalı, kimisinin başı açık, hiç önemli değil, kimisi Kürt, kimi Çerkez, kimi Türk, bunun hiç anlamı olmamalı. Bu toprağa hep beraber yurttaşız bu toprakların ve bu topraklarda hep beraber yüzyıllardır olduğu gibi birlikte mutlu, huzurlu, kavgadan uzak yaşayabiliriz. Aslında bütün derdimiz de bu. İki kızım var. 14 yaşında Ekin, teşekkür ederim. 11 yaşında Öykü isminde. Birisi liseye gidecek. Diğeri orta ikiye geçti. Eşim hemşire, devlet memuru. Gayet onlarla huzurlu, mutlu bir yaşamımız var. Fakat bu dönem biraz sıkıntı çekeceğiz. Onu bana ifade ediyorlar. Evet. Diyorlar, alıştılar çünkü babayla zamanlarını, vakitlerini evet. geçirmeye. Şimdi diyorlar, baba biz işte seni nasıl görebileceğiz? Evet. Diyorum, göreceksiniz tabii evet. ama fedakarlık etmemiz evet, lazım. Bu zamanda, şimdiki zaman evet. diyoruz. Ve onlar da bunu evet. anlayışla karşılayacaklar, hiç şüphem yok. Peki İrfan Bey, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Saygılar sunuyorum.